uygulamadır. Aslında 5 yıldan beri sistemin aşina olduğu bir piyasanın aşina olduğu bir uygulamadır. Bu anlamda e-faturada tıpkı şeydeki gibi e-defterde olduğu gibi şekil hükümlerinden bağımsız ve faturada yer alması gereken bilgileri kapsaması nedeniyle elektronik kayıtlar bütünlüğü biçiminde oluşturulan bir formattır. Kaynağının doğruluğu, içeriğinin bütünlüğü, değişmezliği yine e-imza ve mali mühürle sağlanmaktadır. Tıpkı e-defterde olduğu gibi. E-defter ve e-fatura ve kağıt fatura arasındaki işte bir kısa bir karşılaştırma, herkesin tahmin edeceği bir şeyler ama hatırlatma anlamında. Kağıt fatura, kağıt basım, dağıtım, alım ve işleme, elektronik fatura, internet ve web servis aracılığıyla yapıldığı için tamamen güvenilir bir ortamda iletim ve alınması sağlanmakta. Belgelerin arşivlenmesi için depolanması gerekmekte. Bu da bir ayrı maliyet mükelleflerimiz için. Burada elektronik arşivlemenin yolu açıldı. Biliyorsunuz en son çıkan tebliğde e-arşiv ile ilgili açıklamalar yapıldı. Arşivlenen kağıt faturanın yüksek sorgu maliyeti, işte herhangi bir denetim ya da başka bir amaçla geri dönüş yaptığınız zaman arşivlerinize bu ciddi bir zaman ve iş gücü kaybına sebep oluyordu. Burada ise fatura bilgilerinin sistem sorgusuyla anında erişim sağlanmakta. Bu anlamda zaman ve bir maliyet tasarrufu imkanı ortaya çıkmaktadır. Faturada hata tespit ve itiraz süresinin uzunluğu vardı. Burada ise fatura ilişkin bilgilerin anında kontrolü, doğrulanması ve anlık uyuşmazlık çözümü vardır. Faturanın doğruluk kontrolü manuel yapılması vardı kağıt faturada. Burada ise kaynağın doğruluğu ve içeriğinin bütünlüğü anında ekranda denetlenmesi sebebiyle zaman tasarrufu vardır. Fatura bilgileri manuel giriş ve hata oranı yüksektir. Yüksek olma ihtimali vardır ama burada anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimali en aza indirgenmektedir. Kağıt fatura ödeme sistemlerine aktarımları da manuel bir süreçtir. Nakit yönetimi ödeme sistemini otomatik aktarım anlamında e-fatura elektronik bir uygulanması açısından daha ciddi bir avantajlar sunmaktadır. Türkiye'de e-fatura uygulaması nasıl yürümektedir? E-fatura standardı elektronik defterden farklı olarak UBL denilen bir yazılım diliyle sağlanmaktadır. Bu yazılım da tipki diğer yazılımda olduğu gibi yurt dışı ve yurt dışı e-fatura dolaşımına imkan vermekte. Yalnızca sisteme kayıtlı taraflar uygulamadan faydalanabilmekte. Nitelikte elektronik imza, mali mühür gerekmekte bu uygulamayı kullanabilmesi için merkezi mesajlaşma platformu aracılığıyla da e-fatura gönderimi sağlanabilmektedir. Bu yazılımın avantajları ise 63 adet ticari belgenin XML formatında tanımını içermektedir. Ticari belgelerin dünya çapında bulundurduğu tüm belgeleri içerir. Bunların birçoğu aslında teknik avantaj, belki bu sunumun konusu olmayabilir ama sadece hatırlatma amacıyla söylemek istiyorum. Ülkenin ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmektedir bu yazılımlar. Ülkeler arasında ticari işler işbirliği sağlayabilmekte ve birbiriyle konuşabilen yazılım uygulamalarına da imkan sağlamaktadır. Faturanın gönderme hazırlanması ise şurada daha net görebiliriz belki. Tıpkı şeyde olduğu gibi bu slaytta da defterde olduğu gibi basit bir demo var e-fatura. Satıcı tarafından fatura hazırlanır manyetik ortamda ve elektronik olarak zarflanır. E-fatura kullanıcısı neyi kullanıyorsa bizim portalımızı kullanabilir, özel entegratörle çalışabilir ve kendi bilişim sistemini entegrasyona tabi tutmuş olabilir. Kullanmış olduğu elektronik portal ya da uygulama hangisi ise oradan kullanaraktan alıcı tarafına gönderir ve bu karşılıklı mesajlar sisteme düştükten sonra sistem yanıtı alınaraktan ilgili alıcı firmaya göndermesini esas alan bir iş akış şemasına sahiptir. Bu süreçte dediğim gibi tamamı elektronik olarak çalışmaktadır. E-Fatura'da beklenen hedefler nelerdir? Her şeyden önce E-Fatura'nın uluslararası dolaşımı sağlanacaktır. Artık Türkiye büyüyen bir ülke, sürekli olarak uluslararası ekonomiye açık bir ülke. Birçok uluslararası şirketin Türkiye'de çok ciddi ortaklıkları var. O anlamda şirket merkezleriyle faturanın uluslararası dolaşımı sağlama anlamında bir kolaylık sağlanacaktır. Kısa vadede kamuya gönderecek faturanın e-fatura olması zorunluluğu getirilmesi de planlanmaktadır. Aynı zamanda ödeme entegrasyonu gerçekleştirilecektir ve e-defter ve e-fatura uygulamalarının yaygınlaştırması temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 420 ürün arası sıra numaralı vergi usul genel tebliği ile bir takım yeni değişiklikler getirdik e-fatura uygulama konusunda. En başta kritik sektörler için elektronik fatura ve elektronik defter uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Onun ayrıntısına biraz sonra bahsedeceğim sizlere. Aynı zamanda e-fatura uygulamasında yeni bir yöntem olan özel entegrasyon yöntemine izin verilmiştir. Daha önce bildiğiniz gibi bu e-fatura uygulaması kademe kademe hayata geçirilmesi planlanmış bir uygulamadır. İlk olarak gelir dersi portalı ve bilişim sistemi yeterli olan firmaların kendi sistemlerinin entegre edilmesi yöntemiyle hazırlanırken şu an özel entegratörler marifetiyle e-fatura kullanıcılarına da yeni bir hizmet olanağı sağlanmış bulunmaktadır. Kayıtlı taraflar arasında e-fatura kullanımı alternatif olmaktan çıkartılmıştır. Onların tüm detaylarını biraz sonra bahsedeceğim sizlere. Aynı zamanda elektronik faturanın saklanması konusunda
başkanlıktan izin alınmış hizmet sağlayıcıdan saklama hizmeti alabilmesi de izin verilmiştir. Bu anlamda da mükelleflere bir kolaylık olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle arşivleme anlamında. Peki 421 nolu seri vergi usulü tebliğ ile hangi mükellef grupları elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına zorunlu tutulmuştur diye baktığımız zaman ilk olarak 5015 sayılı petrol kanunu uyarınca madeni yağ lisansına sahip olan firmalar ve bunlardan 2011 yılında mal alım yapanlardan 2011 yılında brüt satışı 25 milyon liranın üzerinde olan mükellefler elektronik defter kullanmak zorundadırlar. Elektronik fatura ve defter kullanmak zorundadırlar. Aynı zamanda 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununun ek 3 listesinde yer alan, kısaca alkollü içecek üreticileri, gazlı içecek üreticileri ya da sigara üreticileri diyebileceğimiz mükellefler ve bunlardan 2011 yılı itibariyle mal alanların 10 milyon lira üstü brüt satış hasına sahip olanları elektronik fatura ve elektronik defter kullanmak zorundadırlar. Özellikle kayıp ve kaçan fazla olduğu düşündüğümüz alanlar olması hasebiyle burada öncelikle bir zorunluluk getirilmiştir. Zorunlu uygulamaya geçiş nedir? Elektronik defter uygulanması için yazılımın kendisi, kendi geliştirme mükelleflerin 1.9.2014 tarihine kadar testlerini tamamlamış olmaları, e-fatura için ise 1.9.2013 tarihine kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyordu. E-fatura için bu süre geçmiş durumda. Şu an yaklaşık 20 bin kullanıcı elektronik fatura kullanmaya hazır vaziyette. Bu arada şey de söylemek lazım tabii, elektronik fatura uygulaması 2008'inde başlamış dediğim gibi belli büyük firmalar için. Son 5 yıllık içerisinde yaptığımız hesaplamalara göre 2,5 milyar liralık bir maliyet avantajına sahip oldu bu firmalar. Zaten telekomünikasyon alanında çalışan firmalar olduğu için çok ciddi faturadan kaynaklanan kağıt masrafları vardı. Elektronik faturanın bu ilk uygulaması olmasına rağmen o uygulamadan faydalanaraktan çok ciddi tasarruflar sağlandı ülkenin ekonomisi adına. Bu kazanımı da inanın çok önemsiyoruz. Bu rakamın elektronik fatura uygulamasının genişlemesiyle birlikte daha da çok artacağını tahmin ediyoruz. Yeni tebliğ ile e-fatura uygulamasında yapılan değişiklikler ise nelerdir? 397 nolu VUK tebliğinde kağıt faturanın yanında alternatif bir yöntem de elektronik fatura. Kayıtlı taraflar arasında e-fatura kullanımı zorunlu hale getirmişti 421 nolu tebliğ ile. Uygulamadan yararlanma isteğe bağlıydı. Artık kritik sektörler için uygulama zorunluluğu getirdi. Az önce bahsettiğim madeni yağ lisans sahipleri ve ÖTV 3 sayılı listedeki malı üreten, ithal eden firmalar ve bunlardan belli mal alanların belli satış hasılatı rakamına sahip olan mükellefler için zorunlu haline getirildi. Mükellefin kendi bilgi işlem sistemi aracılığıyla uygulamadan yararlanabilmekteydi. Şu an ise özel entegratör aracılığıyla e-fatura uygulamasına yararlanma olanağı getirilmiştir 421 ile. Yine aynı şekilde 397'de temel olarak e-faturanın mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde saklanması esas alınmıştı. Ama şu an 421 ile elektrik faturaların bulutta saklanması, bulut teknolojisi denen bir nevi bir saklama ve depolama hizmetine aracılık yapan teknoloji firmalarından yararlanmasına yol açılmıştır. E-fatura uygulamasından faydalanma yöntemleri ise birincisi portal, her şeyden önce en temel yöntem web uygulamasıdır. Gelir ders tarafından yönetilmektedir. Temel fonksiyonları e-imzalı, e-mühür ve geri gönderme ve alma, arşivleme, KOBİ'ler için de uygun bir sistemdir. Şu an için ama artık bu sistemin zaman içerisinde özel entegratör firmaların gelişmesiyle beraber uygulamada daha az paya sahip olacağını umuyoruz. İkincisi entegrasyon, gelişmiş bilgi işlem sistemine sahip olan firmaların doğrudan bağlantıya sahip olan, e-imza ve mali mühür kullanabilen, kendi çaplarında arşivleme yapabilen büyük işletmeler için uygun bir yöntemdir. Kendi bilişim sistemlerini bizim istediğimiz teknik formatlara uyarlamak suretiyle e-fatura uygulamasından kendileri faydalanabileceklerdir. Diğer ise yeni olan, en son gelen özel entegrasyon yöntemi. Başkanlıktan onay almış üçüncü taraflar, özel entegratör de kastettiğimiz üçüncü tarafları kullanmak marifetiyle yine özel entegratörler aracıyla fatura değişimi, e-imza ve mali mühür kullanmak suretiyle tüm mükellefler için kullanabilecek ve uygun bir sistemdir. Son çıkan 433 numaralı sıra nolu vergi usulü genel tebliği esas itibariyle elektronik arşivi düzenlemekle birlikte özellikle elektronik fatura, elektronik defter uygulamaları anlamında bir takım düzenlemeler de getirmiştir. Her şeyden önce bu değişiklik sayesinde e-fatura uygulamasında kayıtlı kullanıcılar düzenlenecek elektronik faturada düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanında saat ve dakika olarak göstermesi halinde elektronik faturanın kağıt çıktısı irsali yerine geçebilmektedir. Söz konusu kağıt çıktı irsali yerine geçer ifadesinin yazılması ve bunun mühürlenmesi mükellef tarafından imzalanması zorunludur. Bu anında mal teslimi yapılan uygulamalar için geçerlidir. Bu imkanı yararlanmak için dediğim gibi faturanın malın teslimatı düzenlenmesi gerekmektedir. İkinci yenilik,
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifade ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri almaları zorunludur. Yenisinde ise 1/4/2014 tarihine kadar mal ve hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler genel hükümler çerçevesinde e-fatura düzenleyebilecekleri gibi kağıt fatura düzenleyebileceklerdir. Bu uygulamada kaynaklanan bir takım sıkıntılardan dolayı getirilen bir süre uzatmasıdır. Yine 1 Nisan tarihine kadar sisteme kayıtlı olsun olmasın firmalar ikili bir kağıt sistemine devam edeceklerdir. Tek şart elektronik ortamda düzenlenen bir fatura için aynı anlamda kağıt ortamında bir tane daha fatura düzenlenemez. Tek kısıtımız bu. Aynı zamanda sisteme kayıtlı olan kullanıcılar eğer ihtiyari olarak elektronik fatura göndereceklerse karşı tarafın, sisteme kayıtlı karşı tarafın bu faturayı almama gibi bir alternatifi bulunmamaktadır. Bu ihtiyarlık, kolaylık sadece düzenleme anlamında getirilmiş bir kolaylıktır. Benim sunumum burada bitti. Süreye sadık kalmaya çalıştım. Biraz zaman kısıtımız vardı. Ben ilginiz ve sabrınızdan ve bu nazik davetten dolayı başta Sayın Başkan olmak üzere siz değerli meslek mensupları hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz. Soru cevaplara da süre kalacak bu arada. Şimdi ben sözü Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uygulama Projeleri Hizmet Sunumu Genel Müdürlük Danışmanı e-fatura ile ilgili uzman bir arkadaşımız, aynı zamanda bakanlık müfettişi Sayın Ayhan Kut'a veriyorum. Buyurun Ayhan Bey. Öncelikle herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim Ülkü Bey size. Ben biraz süreyi kısa kullanalım diye hızlıca geldim sizin şey anonstan önce. İsmim Ayhan Kurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda IT danışmanlığı yapıyorum. Daha çok Hizmet Sunumu Genel Müdürü adına buradayım ve kurum müfettişi olarak görev yapmaktayım. Aslında Ülkü Bey'in hikayesinden başlayalım. İki genç birbirini seviyor. İşi artık evlilik kararını verdiklerinde ilk soru SSK'sı var mıydı? Değil mi? 80'lerde öyleydi. Dolayısıyla biz hayatın tam bu noktasında hayatın içerisine giriyoruz. Hayatınızdayız. Ondan sonra bakanlık ve ilgili birimlerimiz adına. Tabii evlilik başlıyor. Evlilik oluyor. Çocuk kararı veriliyor. Çocuk çalışması. Son dönemde işte sayılar arttırmaya çalıştığımız tüp bebek ve benzeri. Hayatın her anında ilmik ilmik yanınızda olduğumuzu belirtmek için söylüyorum. Ardından çocuk doğuyor, okul hayatı, sosyal güvenlik şemsiyesi 18 yaş ve işte üniversite devam ediyor. İş aramaya başlıyor, işkur kayıtları, akabinde tekrar işe giriyor, hayata başlıyor, çalışma hayatı. Sonra belli bir prim ödeme süresi ve yaş günleri doldurunca emeklilik zamanı. Tabi ondan sonra emekli olduktan sonra birisi elbet tünelin ucundaki ışığa doğru koşmaya başlıyor. Ardından geride kalanlar, eş ve çocuklar devam ediyor yine sosyal güvenlikle. Buradan herhalde sunumun ne kadar kısa olduğu biraz şey yapıyor, anlaşılıyordur umarım. Ama ben onu daha da kısaltarak inşallah hızlıca fazla vaktinizi almadan faydalı bir sunum yapmaya çalışacağım. Tabii ben e-devlet kavramı artık herkeste yerleşti ama Yahya Bey'in de söylediği gibi e-devlet her şeyi elektronik olarak devletin her birimine göndermek değil. Maalesef şu an bu aşamadayız. Kurumlar IT projelerini kendi veri tabanları üzerine ve diğer kurumlarla entegrasyon veya projelendirmeyi eksik yapıyorlar. Bu da yaklaşık 2-3 yıldır yeni jenerasyon yönetici arkadaşlarımız ve yeni gelişen teknolojilerle daha hızlı halde bütünsel yaklaşmaya başladık. Yani kamu birbirleriyle veri paylaşımına, birbirleriyle ne istediklerini doğru kurgulamaya başladı. Bu tabii ki yeni teknolojinin getirdiği, yöneticilerimizin kendisilerini yenilediği bir dönemi bahsediyoruz. İleride inşallah Yahya Bey'in dediği gibi bir yere bir tek veri gidecek ve her veri de gitmeyecek. Kamu kurumunda olan verinin gitmesinin bir anlamı yok. Yani burada çok haklısınız. E-devlet kavramını da biz de yeni yeni oturtmaya çalışıyoruz. Bunda birlikte oturulması gereken bir şey. Kısaca ben elektronik tabii taşınır olmayınca şu biraz şeyse. Neyse bu şekilde devam edeyim. Çok fazla uğraşmayalım. Elektronik devlet kısaca
İşte internet ve web ortamından olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanım olarak tanımlayabiliriz. Bu kavramı idare açıdan kurum ve kuruluşlara internet üzerinden veya işte e-devlet uygulamaları üzerinden oluşturmak, siyasi olarak da devleti daha şeffaf hale getirmek, daha kolay yönetilir ve hesap verilebilir duruma getirmektedir diyebiliriz. E-Devlet'in genel olarak hizmet kanallarına bakacak olursak, Türkiye Gov.tr üzerinden yani E-Devlet kapısını, E-Devlet şifresi alan vatandaşlara sunmuş olduğumuz hizmetler, aynı şekilde kamu kurumlarıyla paylaşmış olduğumuz Kamu Türkiye Gov.tr üzerinden hizmetler, kurumlar arası paylaşımlarla bu son dönemde, evet, bu katı bilgiyi paylaşmama kuralını inadını gerçekten kırdı kamu kurumları. Daha iyi paylaştıkları bir teknolojik hale geldi. Yine kurumların bu arada kendi sistemleri üzerinden de vatandaşlara, paydaşlara sunmuş olduğu hizmetleri bulunmaktadır. Bu anlamda Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından kısa 3 projeden bahsedeyim. Yabancıların çalışma izinlerini artık bunların başvurudan sonuçlanma aşaması ve raporlama işlemlerine kadar otomasyona bağlandı. İş sağlığı güvenliği kayıt takip ve izleme projesi, bununla da yine iş yeri hekimliği, iş sağlığı güvenliği uzmanlığı, bütün sürelere ilişkin, çalışma ilişkin hususlar da yine online olarak hale getirildi. Yine sendikalarla ilgili bilgi toplama, bunların raporlanması ve yetkili sendikanın tespiti, bunlar hepsi online hale gelmiş bulunmaktadır. E-İşkur, biliyorsunuz ilgili kuruluşumuz ve 2006 yılından bu yana E-İşkur faaliyetleri sürekli geliştirilmekte. 7-24 saat esasıyla iş arayan ve iş veren kişileri teknolojik olarak tüm süreci internet üzerine taşımakta. Hatta bunun bir diğer boyutu da kişilere SMS, e-mail ya da postayla bilgilendirici mesajları da gönderme şansına sahip olmaktayız. Dolayısıyla artık işsizlik ödeneği takip dilekçesini online olarak bir kişi iş arayan verebilmekte, uzaktan eğitim uygulamalarından yararlanabilmektedirler. Aynı şekilde işverenlere de bu şekilde iş yeri kaydını yapmaları, yurt dışına işçi sevklerini yapmaları gibi bütün uygulamalar online olarak sunulmaktadır. Modüllerden çok fazla vakit almasın diye slide olarak geçmek istiyorum. İş yerleştirme, işleştirme sistemleri, iş meslek danışmanlığı sistemi, işsizlik sigortası işlemleri, iş gücü piyasası gibi ve diğer modülleri, biraz da iç tarafta çalışan modüller olarak E-Devlet uygulamaları şeklinde sisteme çalışmaya başlamıştır. E-Devlet kapısı üzerinden de bunlar zaten online olduğundan dolayı sunulma kolaylığı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Sizlere evet, Alo 170 projesi çağrı merkezi. Bu projede sadece vatandaşların, evet, teknoloji kullanıyoruz ama yeterli düzeyde kullanma şansları yok herkesin. Yani dedelerimiz, nenelerimizin şu an o teknolojileri maalesef kullanma imkanları olmuyor. Burada bu kişilerin de sesli olarak yine bu E-Devlet hizmetleri sunduğumuz uygulamaları E-Devlet üzerinden alarak sorulara hızlı bir şekilde cevaplamak, hatta bir denetim talebini, bir sigortalı hizmet dökümünü, tüm sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin tüm hususları buradan sorgulayabilmektedir herhangi bir üniteye gitmeden. Ve burada da dikkat ederseniz engelli, bayan ve şehit gazi yakını şeklinde her bir projede de farklı bir sosyal sorumluluk noktasında ön plana çıkarmaya çalıştık. Bugüne kadar da yaklaşık 10 milyonun üzerinde bir çağrı ve ağırlıklı olarak da SGK üzerinden geldiğini görmekteyiz. Son yaptığımız uygulamada da tabii ki sosyal güvenlik biraz daha ülke sınırlarının dışarısında daha fazla taşımakta. Özellikle Almanya gibi, Avusturya gibi, Bulgaristan'daki göçmenlerin yine olabileceği. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da yurt dışından erişmelerini imkanlı hale getirdik. Ve gerek sosyal gerekse hizmet kalitesi olarak da öncelikle Avrupa'da, ardından dünya birinciliğinde alarak bu alanda gerçekten doğru bir çalışmayı yürüttüğümüzü kanıtlamış olduk. Tabii ki SGK daha fazla hayatın içerisinde, dediğimiz gibi sigortacılıktan sağlık hizmetlerine kadar
Burada da iki parça olarak sosyal sigortacılık uygulamalarına ait kısaca ben özet bir proje dökümü yaptım. Birazdan bunları kısa bir kısmına değineceğim. Aynı şekilde de SGK'nın yine sağlık hizmetine ait, bunda daha çok medula ekseninde topladığımız bir bileşim projelerimiz var. Biz bu medula uygulamamız tamamıyla yerli bir yazılım olarak kendi personelimizi ürettik ve hatta şu an için dünyanın değişik ülkelerinden bunu satın almak talepleriyle karşılaşacak kadar da gerek teknik olarak gerekse veri bütünlüğü olarak talepleri almaktayız. E-Devlet kapısından yine Türkiye E-Devlet şifresini alarak kişilerin ulaşabileceği sigortalıklara ve sağlık hizmetlerine ilişkin çok fazla nicelik ve nitelik olarak tabii ki etkin olan servisleri sunmaktayız. Zaten bunda sayılarda E-Devlet istatistiklerinde ön plana çıkmakta Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait sunulan hizmetlerin çok fazla kullanıldığı, hatta bu örneğin hizmet dökümünü bizim kendi sitemizden bile sorgulama imkanına sahip olmakta devlet şifresi kullanmadan. Ama yine o kanaldan çoğu kişi, tabii ki insanların en büyük kaygıları emeklilik, çalışma hayatına ilişkin olduğundan dolayı ve sağlığa, bunlara da girdikleri her anda ona da bakma ihtiyacı hissediyorlar. Başta sağlık projeleri, evet, medula hastane uygulaması, bakın günlük yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin provizyonla 3 bin civarında hastaneye hizmet eden bir uygulamadan bahsediyoruz. Bunun bir günde sadece bir alt uygulamasının web servis trafiği 8,5 milyon. Yani bu sadece bir alt uygulamanın sistemdeki yükünden bahsediyoruz. Ve bu 1 milyon 800 binde ortalama günlük 1 milyon 800'ün 1,5'u da eczane ortamında provizyon olarak sisteme ikinci bir işleme söz konusu olmakta. Yaklaşık 23.500 eczaneye de bu alanda hizmet sunmaktayız. Aynı şekilde optiklerde de yine online provizyon sunarak karakod uygulamasıyla da bu takip etmekte ve sisteme işlemeyi online olarak sağlamaktayız. Aynı şekilde yine bir başka boyutu da şahıs ödemeleri. Bunları da artık online aşamaya taşıdık ve kişilerin kaplıca ödemelerine kadar çoğu hizmeti şahıs ödemeleri bazında yapılan uygulamaları online hale getirdik. Bu uygulamaların bir de eczane ve doktor ayağında da en son eczanede biten aşamayı tekrar doktora dönüştürmek adına eczane doktor uygulamasıyla kişilerin son bir yılki ilaçlarına dönelik doktorun önünde görmesini sağlayarak tedavide doğru bir yöntem seçmesini sağlamaya çalışmaktayız. Medula projesi, evet, bütün bu ayaklarıyla birlikte gerçekten geleceğe dönük sağlık harcaması tahminlerimizi ortaya koymamızda, risk analizleri yapmamızda, harcama kalemlerinin değişikliği ve politika geliştirmeleri, ödemelerin hızlı ve doğru şekilde yapılmasını sağlayan bir projedir. Elektronik reçete uygulaması, e-reçete, evet, dolayısıyla Medula kendi yazılımımız olduğundan dolayı bunları çok rahat geçirebildiğimiz bir uygulama. Artık hekim e-reçeteyi yazmakta ve eczanenin sistemine bunlar otomatik olarak düşmektedir. Örneğin sadece bir reçete hesabı yaptığımızda yılda 37 bin ağacın yok olmasını önlemiş oluyoruz. Ki bunun yanında arşivlemesi, değerlendirilmesi gibi katkılarını zaten açıkça görülmekte. E-reçete numaralarını biz artık kişilerin ceplerine göndermekteyiz. Web sitesinde yine kayıt ekranı var. Dolayısıyla kişi tedavi olduğunda tedavisini aldıktan belki kapıdan çıkana kadar, hastane kapısından çıkana kadar kişiye e-reçeteleri ayrıntılı olarak cep telefonuna gelmektedir. Geçen yıl ortasında başladığımız bir uygulama, yaklaşık şu an 3,5 milyon civarında SMS gönderdik sistemde kaydolan kişilere. Aslında biz çoğu kişiye gönderebiliriz ama daha önce hani bu tarz olaylar biliyorsunuz kişisel bir veri niteliğinde olduğundan dolayı kullanamıyoruz. Yani herkesin cep telefonuna bunu gönderebiliriz ama rızası dışında bir bilginin başka birisinin eline geçmesi söz konusu olabileceğinden dolayı daha çok kişilerin kendi kayıtlarını yaptıkları sınırlı sayıda tutmaktayız. Ve bildiğimiz üzere bir MR görüntü proje şeylerimiz, filmlerimiz bayağı bir koltuğun altında, yaşlılarda özellikle, son dönemde fıtıklarda çok yoğun şekilde görülmekte. Biz artık bunları şu an uygulamaya aldık belli bölgelerde, genişleteceğiz inşallah, yani genişletmesini. Artık siz MR'ınızı çekiyorsunuz, karşıda herhangi bir hastaneye gittiğiniz zaman o sistemden o MR görüntüsünü alıyor. Dolayısıyla gerek MR kalitesinde, gerek bir defalarca radyasyona girmeniz, gerekse bu alanda defalarca çekilen suistimal neticesine gelebilecek düzeyde sayıları da düşürerek maliyetleri de düşürme şansına sahip oluyoruz.
Yine kişilerin artık maliyet işlemleri ki özellikle engelli kişilerin e-devlet uygulamalarından etkin bir şekilde yararlanması ve yaşlıların da yine aynı şekilde ve çocukların bunların daha az yorulacak hatta hiç yormamak bizim aslında vazifemiz. Dolayısıyla biz maliyet işlemine ilişkin başvuru ve takipleri de artık elektronik ortama alarak bunları da artık kişileri ünitelere gitmekten, herhangi bir sırala beklemekten veya yanlış yerlerde çözüm aramaktan kurtarmış oluyoruz. Aynı şekilde bildiğimiz gibi bir üst hastaneye sevk, il dışık sevk diye adlandırdığımız hususları da yine online olarak sisteme aldık. Bu şekilde de gerek bu alandaki yapılan usulsüzlüklerin önüne geçmiş oluyoruz. Bu e-devlet aynı zamanda usulsüzlükle mücadelede gerçekten etkin bir rol olan etkin bir rol oynamakta. Biz bunları da aynı zamanda kayıt dışılıkla mücadelede etkin olarak kullanma şansı sahip olmaktayız. Ve yine yakın dönemde gündemde özellikle geçen ay devreye girmiş yoğun bir gündem oluşmuştu. Sağlıkta biz biliyorsunuz birkaç daha önce sağlık karnesini kaldırmıştık ve ciddi bir usulsüzlükler söz konusu olmuştu. O zaman da oluyordu ama karnesini kullandırdığından vatandaş biraz daha çekingen davranıyordu. Fakat şimdi artık biyometrisini devreye aldık. Artık kişi ya var ya yok. Yani doğru kişiye doğru hizmeti sunmak istiyoruz. Çünkü burada mesele kayıt dışılığı önlemek. Yoksa ben devlet olarak bir vatandaşa o sağlık hizmetini eninde sonunda sunmakla mükellefim. Yani bunun herhangi bir karşılığı olamaz. Çünkü sağlıkta geri döndürülemez. Eğitim, sağlık ve adalet kolay kolay geri döndürülemeyen hususlardır. Ve burada da şu an ciddi bir şekilde doğrulamalar artmakta. Şu an itibariyle de 12 milyonun üzerinde bir doğrulama kişi sayısı ve 5,5 milyon civarında da kayıt sayısı söz konusu olmaktadır. Aynı şekilde sağlık alanında vatandaşlarımızın genelde karşılaştıkları doktor bulma, hastane bulma, tedavi katılım payını ödeme gibi hususları vardı. Bu hususlarda da yardımcı olacak web üzerinden herhangi bir doktorun CV'sine kadar ulaşabildiği uygulamaları geliştirdik. Tabii biz sizin mali müşavirlik olarak daha çok ilgi duyduğunuz alan sosyal sigortacılıkla daha çok şey var. Aslında benim de uzun zamandır şey yaptım. Muhasebeden sıyrılmak gerekiyor. Mali müşavirlik daha ön planda değil mi Yahya Bey? Esas bu nokta önemli. Hatta bu işin içerisinde artık hukukun, bir avukatın, bir mali müşavirin, bir sosyal güvenlik alanında yetkin kişinin. Çünkü dediniz ya 40 tane ayrı bir şeyi bir kişinin takip etme gibi bir şey yok. Zaten yurt dışında da bunların örneklerini görüyoruz. Bunlar da artık geçmek zorunluluğu var. Evet, sigortada da ben önemli gündemde olan projelerden bahsetmek istiyorum. E-Haciz uygulaması. Bu uygulamayla artık mevduat ve katılım bankalarıyla protokollerimiz, testlerimiz yapıldı. Birkaç ünitemizde de testi devreye aldık. Artık online olarak E-Haciz dosyasını bankadaki hesaplara koyuyoruz ve sanırım tartışma bitmiş oluyor kişinin şey anlamında herhangi bir itirazı kalmamış oluyor. Yine e-ödenek projesiyle sigortalıların sağlık almış oldukları raporlarının işverenlere ve SGK'ya tek bir platform üzerinden erişmesi böylece oradaki yanlışlıkları gidermeyi hedeflemiş olmaktayız. Yine yurt dışı ödeme işlemleri dediğimiz gibi Bulgaristan ve Almanya özellikle şu an devrede var. Veri transferiyle artık maaşların otomatik olarak ülkeler arası transferine geçiş yapıldı. Şu an üç kurum birleşti. Biz şunu gördük. Emek sandığı uygulaması bildiğiniz gibi memurlar dosyası hep en son çalıştığı yere ilk dosyası taşınarak gider. Kurumun herhangi bir verisi yoktu bu alanda. Şu an HİTAP'la bu tüm memurların verileri sisteme işlendi. %90 tamamlandı. Bir takım ertelemeler söz konusu. Onlar devreye girdiğinde artık bir memur arkadaşında hizmetleri online olarak tam olarak sunulmakta. 2008 sonrası sunuyoruz şu an. E-Devlet üzerinden de sunuyoruz. Ama önceki hizmetlerde uygulamanın yasal olarak devreye girmesinin akabinde E-Devlet üzerinden görülebilecek. Yine en büyük sıkıntılardan birisi de bu tarım tevkifatları. Tarım bölgesinde özellikle İstanbul'da değil de diğer bölgelerde göç alan, gerçi İstanbul'da ciddi bir göç alanından dolayı tarım kesiminde sıkıntılar oluyordu. Bu kesintileri de artık online olarak kesen bir sistem üzerinde gerçekleştirildi. Böylece o bilgi karmaşası ortadan kaldırıldı.
Yine yurt dışı vatandaşlarımızın en çok sıkıntı çektiği provizyon alma sorunu yaşıyorlardı. Buraya tatillere geldiklerinde veya geçici iş için geldiklerinde. Bunların da ortadan kaldırılacak şekilde bir çalışma yapıldı. Bunların da devreye alacağız gerekli onayları. Evet, hepimizin esas sorunu tüm kurumlarının kayıt dışılık ve biz şu an itibariyle kendi iç sistemimizde bakanlık teftişle SK teftişi ve denetmenleri tek bir platform üzerinde bir sistem üzerinden her kurum, yani bu üç kurumun İşkur, bakanlık ve SK'nın veri tabanlarını online erişimlerini sağladık. Dolayısıyla artık bir kişi SGK'ya, bir iş müfettişi arkadaş SGK'ya doğrudan bağlanarak bu veriyi almakta ve işlemleri hızlandırmaktadır böylece denetim. Veya işte kişi gittiğinde ben zaten çalışıyorum dediğinde hemen orada TC'sini girip nerede çalıştığını, ne yaptığını görebilmektedir. Geniş bir bilgi paylaşımını kısmı ise tüm Türkiye'deki denetim elemanlarıyla paylaşarak kurumlar arasında bu alanda bir gecikmeleri önlemek istiyoruz. Şimdi teknoloji haliyle geliştiğinden dolayı artık manuel ve online SMS'lerle biz bazı uygulamalarda vatandaşlarımızı, sisteme kayıtlı olan vatandaşlarımızı bilgilendirme yoluna gidiyoruz. Aynı şekilde vatandaşlarımız da herhangi bir durumda E-Devlet kanallarının haricinde bir herhangi bir telefonla herhangi bir operatörden 5502'ye göndereceği mesajlarla ekranda görünen bilgileri rahatlıkla mesaj olarak dönmesini sağlıyoruz. Kurum olarak tabii ki dijital alanda da artık her şeyi dijitalleştirme yoluna gittik ve dijital alandan da etkin bir şekilde gerek farkındalık oluşturmak gerekse eğitim amaçlı olarak faydalanma konusunda çalışmalarımız sürmektedir. Ve dolayısıyla herkesin altında artık bir tablet PC, akıllı telefon olduğundan dolayı uygulamalarımızı da bu platformlara taşımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla adreslere girdiği zaman herhangi bir şekilde uygulamaları kullanabiliyorlar. Teknolojiye gerçekten önem veriyoruz çünkü biz hayatın her alanında çok fazla bir yığınla karşı karşıya, veri yığınıyla karşılaşıyoruz. Ne kadar iyi teknoloji kullanırsak o kadar kesintisiz kaliteli hizmet sunacağımızdan dolayı bu alanda sürekli yatırımlarımız ve gelişimleri yapmaktayız ve bunu da zaten aldığımız ödüllerde gerek ulusal ve uluslararası alanda aldığımız ödüllerle de bunları kanıtladığımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde yine projelerimizde de uluslararası ödülleri alıyoruz. Şu anda da işte maliyeyle yapılacak çalışmalarımız var. Optik'te de e-fatura uygulamasında biz optiklerin fatura kesitlerinden dolayı onları taşımak, tıbbi malzemeleri artık doğrudan sanki ilaç alıyormuş gibi firmalardan almasını sağlayacağız. Artık dünyada sağlık alanında özellikle çok fazla taşınabilir cihaz ortaya çıktı. Bu cihazlar tabii ki mobil entegrasyon olduğundan dolayı biz de sağlıkta bunları kullanmaya yönelik projelerimizde başlamış bulunmaktayız. Dolayısıyla şu anda da ilk safhalarda belirlediğimiz diyabetli ve tansiyon hastalarının uzaktan takibini kişiler bu akıllı cihazları, verileri akıllı cihazlar topluyor. Doğrudan medula üzerinden biz doktorun önüne gösteriyoruz. Yine online olarak hekimin şeylerin, optik ve şahısların ödemelerinin e-reçete'de uyguladığımız gibi doktora e-imza uygulamasına geçirmek. Dolayısıyla bu alanda da yine usulsüzlükleri önlemek istiyoruz. Bu kanunlar gereği tabii ki veya personel ihtiyaçları nedeniyle her yerde sosyal güvenlik merkez müdürlüğü veya il müdürlüğü kuramadığımızdan dolayı bunlara artık mevcut diğer kamu kurumlarında da yaygınlaşmaya başladı. Özellikle belediyelerde falan yoğun görüyoruz. İnsan hizmet noktaları da kurarak devlet kurumun uygulamalarını vatandaşa mümkün mertebe buluşturmaya çalışıyoruz. Yine özellikle doğal afetler veya işte bir yöresel olarak gidilen pazar yerleri gibi mekanlarda, yani küçük ilçelerde örneğin, pazarların olduğu günlerde il müdürlüğün araç göndererek vatandaşların ayağına hizmet götürmesi sağlanacak mobil araçları da devreye sokmuş bulunmaktayız. Biraz önce bahsettiğim teknolojik yatırımlar kapsamında biz şu an dağınık 3 kurumu birleştirdiğimizden dolayı bu veri tabanlarını uygulamaları birleştirme çabası içerisindeyiz. Yani bu yoğun bir Türkiye'nin 60 yıllık 70 yıllık bir bilgilerini bir yerde senkronize ederek düzgün bir şekilde veri düzeltmelerini yaparak sizlere sunmak zorundayız. Dolayısıyla bu alanda da Avrupa'nın en büyük kamusal veri merkezi inşaatına başladık.
Kısmetse Eylül'de inşaatını teslim alıp yazılımlarımızı ve donanımlarımızı burada konsolide etmeye başlayacağız. Sizlere sosyal sigortacılık uygulamalarıyla ilgili kısmımızla ilgili sosyal güvenlik entegrasyon projemizden bahsetmek istiyorum. Bu proje şunun için önemli. Şimdi medulayı biz kendimiz yazdığımızdan dolayı istediğimiz gibi konfigür edip istediğimiz şekilde ihtiyaçlara göre revize edebiliyoruz. Ama sigortada geçmiş dönemde kullanılan veri tabanlarının farklılığı, donanımların, yazılım dillerinin 60'larda, 70'lerde yazılmış dillerden bahsediyoruz. Bu dilleri biz yeni jenerasyon platformlara taşımakla meşgulüz şu an. Bu proje tüm sigorta veri tabanlarını ve uygulamalarını tek bir platformla birleştirmeyi hedeflemekte. Dolayısıyla bu proje gerçekleştiğinde aslında biz sigortada da daha nitelikli, daha pratik hizmetler, doğru hizmetler sunma şansında olacağız. Örneğin bir kişinin emekliliği direkt online çıkabilecek. Şu an için SSK'sı, Bağkur emekli sandığı varsa bunlar ayrı ayrı hesaplamalara ve kriterlere göre tabi. Dolayısıyla insan unsurunun içerisinde olduğu noktalar bunları azaltmayı sağlayacağız. Aynı şekilde coğrafi bilgi sistemlerinden de faydalanarak kayıt dışılıkla etkin bir şekilde mücadele etmeyi düşünüyoruz. Sahada gezen, sahada iş yapan müfettişlerimiz, denetmenlerimiz ve diğer gezen arkadaşların, iş yapan arkadaşların sahadaki var olan işlerinin sistemimizde kayıtlı olup olmadığı coğrafi bilgi sistemleri doğrultusunda faydalanarak yürütülmekte ve aynı şekilde büyük veri projemizle de bu tüm verileri ekonomik olarak aynı zamanda kurum politik olarak nasıl değerlendirebileceğimize dair çalışmalarımız sürmekte ve özellikle şunu belirtmek isterim. Yani daha önce 90'lı yıllarda, 90'lı 2000'li yıllar arasında teknolojiler gelişmeye başladı. Veriler daha bu kadar yoktu ama 2000'den sonra yığınla bir veriye gelmeye başladı. Bu veriler veri madenciliğini doğurdu. Ama bundan sonra artık vaka yönetimi dediğimiz olaylara geçiyoruz. Usulsüzlüğü yakın takip vakalarla yakın takip alıp daha usulsüzlük gerçekleştiği anda yakalama hedefliyoruz. Aslında bu teknoloji burada değil, profil tanımlaması dediğimiz kişinin suç işleme meyilini gösteren profil tiplemeleri, özellikle istihbarat alanında kullanılan bilgileri de bu alanda, sosyal güvenlik alanında daha kişinin, örneğin hani meşhur bir olayımız vardır, kişi Bağkurludur, son 3,5 yılını inşaat iş yerinden SSK'lı olarak daha kısa sürede emekli, daha hızlı, daha yüksek maaşla bağlama. Bu profili artık sistem bize kendisi uyaracak şekilde planlamalarımız bulunmakta. Bunlar da bu SEGEP projesi kapsamında ilerleyen aşamalarda karşımıza çıkmaktadır. Ben teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Ayhan Bey'e biz de teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Şimdi dışarıya çıksak 10 muhasebeci arkadaşın kapısını çalsak KEP nedir desek en az 8 tanesi kayıtlı elektronik posta sistemi diyecek. Her işini bize yaptırmayı seven 10 tane iş adamının kapısını çalsak KEP nedir diye sorsak başa giyilen şapka diyecek. Şimdi ben sözü hayatımıza giren kayıtlı elektronik posta sistemiyle ilgili bilgileri aktarmak üzere TNP KEPS AŞ Genel Müdürü Sayın Kürşat Güney'e bırakıyorum. Buyurun Kürşat Bey. Evet, gerçekten Sayın Başkanım çok doğru bir tespit yaptınız. Aynı fikirdeyiz. Biz bunu yaşayanlar olarak biliyoruz açıkçası. Ben de herkese öncelikle şirketim ve şahsım adına saygılarımı sunmak istiyorum. Böyle bir fırsatı bize tanıdığı için de başta Sayın Oda Başkanımız ve yetkililere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Benim sunumumdan önce kısa bir videom olacak, birkaç dakikalık. Yaklaşık 10-15 dakikalık da bir sunum olacak. Sonrasında da bu KEP nedir, nasıl kullanılır, uygulaması nasıldır, yani pratik midir, değil midir, bunu görebilmeniz için de kısa bir demo yapacağız. Muhtemelen bu 10-15 dakikalık, yarım saatlik sunum sonrasında KEP'in ne olduğunu, kayıtlı elektronik posta mı yoksa şapka mı olduğu daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır diye tahmin ediyorum. Dilerseniz önce bir videomuzla başlayalım. TNB KEP'le haberleşmede yepyeni bir dönem başlıyor. KEP, yani kayıtlı elektronik posta.
gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğinin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir. TNB KEP, Türkiye Noterler Birliği Vakfı'nın güven çatısı altında kullanım kolaylığı sunar. Gönderinin bütünlüğünü güvence altına alır, gönderinin alıcıya ulaşmasını garanti eder, zaman kazandırır, maliyetleri düşürür ve çevrecidir. Kamu kurumları, tüzel kişiler, bireyler, yani kısaca ihtiyaç sahibi herkes bu hizmetten kolayca yararlanabilir. Fatura, ekstre, müşteri bilgilendirmeleri, başvuru formları ve daha birçok yazışmada, elektronik tebligat almada hızlı ve pratik KEP hizmetini kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken www.tnbkep.com.tr adresindeki online başvuru formunu doldurmanız ve size uygun tarife ve paket seçimini yapmanız. TNB KEP, güvenli e-postanın adresi. Evet, sunuma geçebilirim zannedersem. Gerçekten bayağı uzun bir toplantı oldu. Sabrınız için öncelikle teşekkür ediyorum ama biraz daha sabır rica ediyorum sizlerden. Kayıtlı elektronik posta, tabii teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki iletişim dediğimiz şey insanlığın var olduğu günden itibaren hep var olmuş bir gerçek. Artık ama öyle bir noktaya geldik ki SMS'ler, WhatsApp'lar, elektronik postalar, Gmail'ler, Hotmail'ler, dumanla başlayan iletişim şu anda buluta çıktı. Bulut iletişim teknolojileri artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Öyle ki artık biz neredeyse eşimize, dostumuza bir kahve ikram etmek için, bir randevu vermek için bile elektronik postayı kullanır hale geldik. İşletmeler birçok ortamda artık resmi yazışmalarını bile elektronik ortamda e-mail kullanarak yapabiliyorlar. Dünya üzerinde birçok iletişim yöntemleri bunlardan sadece birkaç tanesi. Ama tam da bu noktada artık bu iletişim yöntemlerinin güvenliği ön plana çıkmaya başladı. Yani siz bir şey gönderiyorsunuz karşınıza, karşı taraf almadım, içindeki bu değildi, işte bana gelmedi ya da ben sana bunu göndermedim gibi değişik farklı yorumlarla karşımıza çıkmakta. Ama işte dünya bunu fark etmiş olsa gerek ki yaklaşık 10 yıldır özellikle Kuzey Amerika'da başlayan, sonra Batı Avrupa'nın birçok ülkesinde yaygınlaşan, bugün dünyada 20'nin üzerinde ülkenin kullandığı kayıtlı elektronik posta sistemi insanlığın yeni bir iletişim yöntemi olarak hayatına girdi. Biz de ülke olarak bunun çok gerisinde değiliz aslında baktığınız zaman. Önder ülkelerden birisi sayılıyoruz. Son dönemde en son teknolojiyi kullanarak ki Almanya ile birlikte biz bu teknolojiyi kullanmaya başladık. En güncel teknolojiyi kullanıyoruz. Ve güvenliği en üst segmentte, en üst mertebede sistemi en son kullanıcı olarak hayatımıza geçirdiğimiz için daha avantajlı durumdayız. Peki bu kayıtlı elektronik posta nasıl girdi hayatımıza? Açıkçası Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesi burada da ifade edildiği gibi kayıtlı elektronik postayı bir şekilde tanımlıyor. Tacirler arasında diğer tarafı temerrüte düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak, burada güvenli elektronik imzanın altını çizmek istiyorum, kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılır. Bu şekilde hayatımıza girdi. Daha sonra da mevzuat elektronik tebligat yönetimi yönetmeliğiyle birlikte anonim şirketlere, limited şirketlere ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere bunu yasal bir zorunluluk olarak hayatımıza taşıdı. Yani bu yapıdaki şirketlerin elektronik tebligatı almaya müsait bir kayıtlı elektronik posta sahibi olması yasal olarak zorunlu. Ayrıca yine e-tebligat yönetmeliğinde
kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması olan zorunlu olan muhatapların tebligat çıkarma yetkili merciler nezdindeki işlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. Yani kayıtlı elektronik posta adresini temin eden şirketlerin bu adreslerini muhatap olduğu kamu kurumlarına iletmeleri kendi zorunluluğu altında. Onun dışında da işte bu yasa çıktıktan sonraki ticaret yasasının iki maddesinde kayıtlı elektronik posta tanımlanmış. Bunun BTK tarafından denetlenip düzenleneceği ifade edilmiş. Ve işte geçtiğimiz yıl 2012 aslında şu anda 2014'teyiz, bir önceki yıl demek daha doğru. BTK ticaret yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte tebliğler ve yönetmelikler yayınlayarak hukuki altyapısını da sistemin hazır hale getirmiş oldu. Aslında son dönemde bazı soru işaretleri de vardı. Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının kendi aralarındaki entegrasyonu ve doğal olarak tebligat çıkartmaya yetkili mercilerin özellikle kamu kurumlarının farklı KEP adresleri edinmiş kurumlara nasıl tebligat göndereceği konusu gündemdeydi. Son dönemde biz tüm KEPS'ler arasında entegrasyonu tamamladık. Şu anda fiilen hazır. BTK'nın resmi olarak duyurusunu bekliyoruz. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde bu KEP'ler arası yani mobil operatörlerinin işte Turkcell'den Vodafone'u araması gibi herhangi bir KEP hizmet sağlayıcılığından diğer bir KEP hizmet sağlayıcısına elektronik postayı göndermek konusu da şu anda hazır durumda. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde BTK bunun onayını da bizlere verecek. Biz de bunu production yani kullanılabilir ortama taşıyacağız. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta içerisinde bir toplantı sırasında Adalet Bakanlığı'nın yetkililerin ifadesidir bu. 28 Şubat tarihi itibariyle elektronik tebligatların da artık bu sistem üzerinden limited şirketlere, anonim şirketlere gönderimine başlanacak. Aslında şu anda diğer kamu kurumlarının elektronik tebligatları göndermesiyle ilgili olarak şirketlere herhangi bir engel yok. Yani fiilen şu anda aktif durumda. Muhtemelen Adalet Bakanlığı bu uygulamaya geçmeden önce bu bütün muhataplarını size kağıt ortamında gönderilmiş son tebligattır ifadesiyle artık muhataplarına bir yazılı basılmış bir tebligatı son kez gönderiyor olacak. Ondan sonrasında da artık kayıtlı elektronik posta üzerinden tebligatları almaya başlayacağız. Biz kimiz? Biz Türkiye Noterler Birliği Vakfı'nın bir şirketiyiz. Merkezimiz Ankara'da. İstanbul'da bölge ofisimiz var. Konya'da da yine bir yedekleme merkezimiz var. Standart e-posta bildiğiniz gibi göndericisinin, alıcısının net olarak tanımlanmadığı bir yapı. Peki kayıtlı elektronik postanın standart elektronik postadan ana farkı ne? Sistem alıcıyı ve göndereni tanımlıyor. Yani gönderen de belli, alan da belli. Bu sistem üzerinde, bu sistemin diğer yapıdan ana farkı alıcının ve göndericinin kimlikleri net. Sistem içerik bütünlüğünü koruyor. Aslında bu çok net tanımlanması gereken bir kavram. Şöyle ki, Türk Patent Enstitüsü'nde yaşadım bu şeyi örneği. Muhataba bir tebligat gönderiliyor. Elektronik değil bu, kağıt ortamında bir tebligat. Ve bildiğiniz resmi tebligat postayla gidiyor. Tebligatın içerisinde 3 sayfa var. Ama muhatap diyor ki bana 2 sayfa geldi. Şimdi resmi bir tebligat kağıt ortamında gidiyor. Bu bile ispatlanabilir değil. Karşı taraf teslim almış ama içinde başka bir şey çıktı deme şansına sahip. 3 sayfa değildi, 2 sayfa geldi. Kayıtlı elektronik posta bu sistem bu tür yanlışlıkların da rahatlıkla önüne geçebilecek bir sistem. Gönderinin teslimi ve okuma zamanı değiştirilemiyor, sabit. Ve bütün oluşturulan deliller 20 yıl süreyle saklanıyor. Aslında sistem nasıl çalışıyor çok kısaca özetleyeyim. Bir kere alıcının da göndericinin de bir kayıtlı elektronik posta adresinin olması bu sistemde bir zorunluluk. Yani siz kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden bir Gmail ya da Hotmail elektronik posta gönderemiyorsunuz.
Muhatabınızın da bir kayıtlı elektronik posta adresinin olması şart. Sistemde gönderici postayı gönderdiği anda bir zaman damgasıyla göndericiye sizin sisteminiz, gönderdiğiniz iletişim sisteminize ulaşmıştır adında bir delil üretiyoruz ve bunu karşı tarafa bildiriyoruz. Daha sonra sistemi muhataba ilettiğinde tekrar bir zaman damgasıyla delil üretiyoruz. En sonunda muhatap okuduğu anda üçüncü bir delil üretilerek okunduğuna dair bir zaman damgalı delil üretiyoruz. Ve bununla birlikte içeriğin tamamını bir parmak izi, aslında hash teknik ismi hash denen bir kodlamayla parmak izini alıyoruz ve bütün bu yapıyı tamamen delil niteliğinde sistemde saklıyoruz. Yani aslında biz sadece bir elektronik postacıyız. Elektronik postayı taşıyoruz. İçerikle hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Sadece bu içerik ve iletişimde geçen trafiğin delilini alıp saklıyoruz. Ve daha sonrasında da bunlar hukuki geçerli olan deliller olarak kullanılıyor. Burada kayıtlı elektronik posta iletisi dediğim gibi 20 yıl saklanmak zorunda delil anlamında. Ama bu eğer bir elektronik tebligatsa saklama zorunluluğumuz 30 yıla çıkıyor. Tabii ki en başta da bahsettik, uyuşmazlıklar durumunda hukuken geçerli. Yani çok basit bir örnek vereyim. Yine Adalet Bakanlığı'nın yetkililerinin verdiği başka bir örnek bu. Pek bununla da ilgili olmayabilir ama kayıt elektronik postanın önemini anlatmak adına bunun altını çizmek istiyorum. 5 yıl önce boşanmış bir çift tebligat yapılamadığı için resmi olarak boşanamamış görünüyor. 5 yıldır bu süreç devam eden bir yapı. Nasıl kep alırız? Aslında onu demomuz sırasında da çok hızlı bir şekilde göstereceğiz. Online bir başvuru sistemimiz var. Sistemimizde elektronik ortamda erişiyorsunuz. Daha sonra gerekli belgelerinizi hazırlıyorsunuz. Burada bazı gerekli belgelerin listesini sizlerle paylaştık. Ve abonelik merkezine ulaştırdıktan sonra kimlik doğrulama bir önemli bir süreç. Ankara'da, İstanbul'da biz kendi merkezlerimizde, Ankara, İstanbul dışında da noterliklerimiz aracılığıyla kimlik doğrulamaları gerçekleştirebiliyoruz. KEP adresi nasıl bir adres? Burada örneklerini vermeye çalıştık. Özellikle gerçek kişilerde önce gelen kendi ismiyle KEP adresi alıyor. Eğer sizin isim ve soy isminizde daha önceden bir KEP adresi alınmış ise sizin KEP adresiniz sayısal bir değerle ifade edilmesi gerekiyor. Yani işte kürşat.guney@hs02kep.tr benim ilk aldığım için adresim, ama ikinci kürşat.guney bir sayısal değerle bu adresi almak zorunda. Tüzel kişilerde Mersisno ve veya kurum adı bilgisinden oluşan bir yapı var. Örnek olarak şurada hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Kurum adı HS02KEP.TR ya da Mersis numarası HS02KEP.TR. Ki Mersis, biraz önce de konuşmacılar bahsetti, İstanbul'un da tam olarak sisteme girmesiyle birlikte büyük bir ihtimalle KEP adreslerinde biz sadece ve sadece Mersis numarasını kullanmaya başlayacağız gibi görünüyor. Bu tür örnekleri de alabiliyorsunuz. Dilerseniz subdomain dediğimiz, yani etten sonra kurum adını kullanarak da KEP adresi almak mümkün. Şimdi neler sağlıyor? Aslında baktığınız zaman son derece güvenli bir sistem. Standartları uluslararası standart. Bahsettiğimiz ETSI standardı özellikle global dünyanın kullandığı çok üst seviye bir standart. Onun dışında 27001 sertifikası olmak zorunda. Diğerlerini de taahhüt etmek zorunda kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı. Onun dışında farklı farklı hizmetler var. Eğer siz sadece al müşterisiyseniz, yani sadece iletiyi alabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde gönderme şansınız yok. Fakat gönderici olmak istediğiniz takdirde gönderiyi yapabilmek için elektronik imza ya da mobil imzaya ihtiyacınız var. Bu kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazı, elektronik imza ya da mobil imzası olmayan kullanıcılar ileti gönderemiyor. Sadece al noktasında kalabiliyorlar.
Nerelerde kullanılabiliriz? Diğer kurumlarla olan yarışmalarda kullanabilirsiniz. Mali müşavirler olarak mükelleflerle olan aranızdaki yarışmalarda kullanabilirsiniz. Ya da çalışanlarınızla birlikte kullanabilirsiniz. Burada mesela bodro çok önemli bir sorun. Aslında birçok şirkette karşımıza çıkıyor. Çalışma Bakanlığı'nın getirdiği bazı sorumluluklar nedeniyle bodroların basılıp personele imzalatılması, bir kopyasını personelde bırakıp bir kopyasında saklanması gerekiyor ve neredeyse birçok işletme bunu hemen hemen uygulamıyor gibi. Bu da ciddi bir problem. Kayıtlı elektronik posta sistemi mesela şirketler adına baktığınız zaman bu problemi gerçekten ortadan kaldırabilecek ideal bir çözüm. Bütün personelinize bir kayıtlı elektronik posta adresi verdiğinizde bütün bodroları bu sistem üzerinden gönderip kabul etmelerini sağladığınızdan da zaten imzalanmış bir prosesi otomatik olarak yerine getirmiş oluyorsunuz. Kaldı ki ihtarlar, ihbarlar benzer personelle olan iletişimde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yapı. Kullanım alanları tabii kamuda işte şu anda e-yazışma devreye giriyor. E-yazışma olarak çok ön plana çıkarıyoruz kayıtlı elektronik postayı. Onun dışında bugün iadeli taahhütlü olarak yaptığınız, ne zaman ulaştı mı ulaşmadı mı, gitti mi gitmedi mi derdi taşıdığınız her şeyi aslında yani elektronik postayı kullanarak yaptığınız işlemlerin ötesinde postayla yaptığınız her şeyi bu sistem üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu iade taahhütlü olabilir, adi bir mektup da olabilir. Tüm yazışmalarınızı bu sistem üzerine aktarabilirsiniz. Burada yine mali müşavirler için bazı örnekler getirmeye çalıştık. Tahsilat makbuzları, oda sicil kayıtları, faaliyet belgeleri, çeşitli ruhsatlar, izinler, vergi levhaları bu sistem üzerinden güvenli bir şekilde, hızlı bir şekilde gidip gelebilir. Burada herhangi bir sıkıntımız söz konusu olamaz. Genel kurul toplantılarına davet, özellikle odalar ve birliklerde bunu çok sık yaşıyoruz. Yani tabii şirketler için de bu çok önemli ama davetlerin fiziksel ortamda yapılıyor olması hem mali anlamda hem de zaman anlamında ciddi bir külfet. Bu şekilde bu sıkıntıların da önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Ne zaman KEP kullanmalıyız? Yani kendi kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor. KEP ne zaman ihtiyacım olacak? Bir kere eğer şahsen bir başvuru yapmanız gerekiyorsa KEP'e ihtiyacınız var. Eğer bu başvuru karşı tarafa ulaştı mı, gitti mi, gitmedi mi bundan emin olmak istiyorsanız kayıtlı elektronik postaya ihtiyacınız var, kullanmanız gerekir. Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi içeriğin bütünlüğünü korumak istiyorsanız kayıtlı elektronik posta kullanmak zorundasınız. Ve ileride bir anlaşmazlığa sebebiyet vereceğine inandığınız herhangi bir konuysa muhakkak ve muhakkak kayıtlı elektronik posta sistemini kullanmanız gerekiyor. Biraz önce bahsettik kurumlar için yasal zorunluluktan. Faydalarına gelecek olursak bir kere tarafsız yasal koruma ve güvence sağlıyor. Teslim edildi garantisi veriyor. Okuma garantisi veriyor. Biraz önceki örneğimde atladığım bir kelimeyi altını çizmek istiyorum. Muhatabınız 24 saat sonra, 24 saat içerisinde eğer iletinizi okumamışsa sistem otomatik olarak okundu sayıyor. Bu yasal tebligatlarda 5 gün. Yani muhakkak ve muhakkak okundu kabul eden bir sistemle muhatapsınız şu anda. Gönderi bütünlüğünü koruduğunu ifade etmiştim. Mobil uyumluluk. Bugün herkes mobil. Cep telefonlarımız, tabletlerimizle birlikte. Her yerden elektronik imzayla, mobil imzayla imzalarımızı atabiliyoruz. Hızlı bir zaman tasarrufu ve en önemlisi kağıt, baskı maliyetleri ve benzer maliyetlerden sizleri koruduğu için de zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Ve en önemlisi de çevreci. Yani bugün ağaçlarımızı koruma noktasında kağıttan tasarruf ederek ciddi bir çevreci yaklaşım sergilememiz mümkün. Peki çalışacağınız KEP şirketini seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği, bu bizim naçizane tavsiyemiz. Bir kere sisteme girişte yüksek güvenlik seçenekleri sunuluyor mu sunulmuyor mu buna bakmanız gerekiyor. Bilinen, güvenilir ve uzun soluklu iş tecrübesi var mı? Buna bakmanızda yarar var. Mevzuat hakimiyeti, bu bizim için çok önemli bir kriter. Gerçekten Noterler Birliği'nin hukukçu camia kökenli olması nedeniyle ciddi bir bilgi ve know-how transferi bu şirket üzerinde mevcut.
Bu konuda gerçekten çok şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Mevcut sektörünüzde uyumlu sektörlerde referanslar ve deneyimleri var mı gibi sıralayabileceğimiz birçok konu burada alt alta konabilir. Ve seçerken de bence dikkat edilmesi gereken konulardan bazılarını biz buraya sıralamaya çalıştık. Teorik olarak baktığınızda aslında noterler birliğiyle serbest muhasebeciler ve mali müşavirler birbirlerine çok yakın çalışan kurumlar. Tabii bu bir hassasiyet yaratıyor bizim tarafta da. Biz de şirket olarak özellikle mali müşavirlere yönelik farklı kampanya seçenekleriyle hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Süre içerisinde bunları sizlerle de paylaşıyor olacağız. Bugün itibariyle web sitemizde dönen bir kampanyamız var aslında mali müşavirlerimiz için. Çok avantajlı bir paket olduğunu düşünüyoruz. Sitemize girip eğer inceleme şansınız olursa faydalanmanızda yarar var diye düşünüyorum. Benim sunumum bu kadar. Yine sabrınız için teşekkür ediyorum. Demo için satış destek biriminden arkadaşım Barış'ı buraya davet edeceğim. Barış'la birlikte kısa bir demo gerçekleştireceğiz. Ben kapatayım burayı. Şöyle mi? Evet. Tamam. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Zannedersem aradan sonra... Soru ve cevaplar olacak. Burada cevaplayabileceğimizi burada cevaplarız ama cevaplayamadığımızı bizlere her şekilde ulaşarak sorabilirsiniz. Cevaplamaktan mutluluk duyacağız. Biz şunu biliyoruz. Bütün mali müşavirler kayıtlı elektronik postanın kepin ne olduğunu biliyorlar. Hep birlikte bilmeyenlere anlatacağız diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok bilgi bombardımanı olduğu mümkün olduğu kadar kısa ve pratik tutmaya çalışacağım. KEP zaten bir zorunluluk olmayan bireysel kişiler için de faydalı bir şey. Öncelikle KEP almaya karar verdiğimizi varsayarak kurumsal KEP başvuru süreci hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Bireyler için daha kolay, sadece bir taahhütname ve kimlik fotokopisiyle online başvuru yaparak ilerleyebiliyorlar ama kurumlar için çok kısa bahsetmek isterim. Öncelikle web sitemizden Kürşat Bey'in de bahsettiği gibi bir online başvuru sürecini tetiklemeniz gerekiyor. Bu süreç hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse öncelikle kurumla ilgili bilgilerin girildiği bir ekranımız var. Ve de kurumun ana işlem yetkilisi dediğimiz bireyle ilgili bilgilerin girildiği bir ekranımız var. Ana işlem yetkilisi kurumun yetkilisi direkt olarak imza sirkülerinde tanımlanmış yetkilisi olabileceği gibi kendisine yetki verilmiş, vekaletle yetki verilmiş bir birey de olabilir. Bu kişinin bilgilerini alarak sisteme kaydını yapıyoruz. Burada önemli olan bir iki tane bilgi var. TC kimlik numarasının muhakkak doğru olması, yani hepsinin doğru olması lazım şüphesiz ama tekrar yani ikinci bir kontrol için söylüyorum. TC kimlik numarasının muhakkak doğru olması lazım. Cep telefonuna da bir şifre gönderdiğimiz için cep telefonu bilgilerinin de muhakkak doğru olması lazım. Bunun ardından da tanımlanmış paketlerimizin seçilebileceği bir hizmet seçimi alanımız var. Burada da kısaca bahsetmek gerekirse biraz önce Kürşat Bey de söyledi, KEP sistemi iletilerin 24 saat içinde okunduğunun kabul edildiği bir sistem. Ancak bireyler sürekli buraya girip kontrol etmekte zorlanabilirler. Özellikle çok yoğun ileti almayan kurumlar için söylüyorum veya bireyler için söylüyorum. Bu düşünceyle biz SMS'le bildirim ya da elektronik postayla bildirim hizmeti de veriyoruz. Ancak bunları sağlayabilmek için bu ekranda seçilmesi lazım. Bir de buraya sizinle ilgili istediğiniz KEP hesabının ne olduğunu yazmanız ve uygunluğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bu da önemli. Kürşat Bey söyledi. Mevzuat gereği herhangi bir adres alamıyorsunuz. Kurumun kısa ismiyle uyumlu bir adres almanız lazım. Dolayısıyla bunu kontrol etmekte fayda var. Bunun ardından ilgili kimlik doğrulama metodunu seçip online olarak ödemenizi yapıp başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor. Kısaca isterseniz neler gerekiyor bundan bahsedelim. Bu online başvurusunun bir çıktısını alıp imzalamanızı rica ediyoruz sizlerden. KEP sisteminde
sisteme giren bireylerin belirli olduğunu söyledik. Bu şuna dayanıyor. KEP sistemine giren herkes kimlik kontrolünden geçmek durumunda. Biz ana işlem yetkilisinin kimliğini yüz yüze doğrulamakla yükümlüyüz. Dolayısıyla kişinin kimliğini kontrol edip kimliğinin fotokopisini alıyoruz. Bu bizim istediğimiz belgelerden bir tanesi. Faaliyet belgesinin aslını ya da aslını görmek suretiyle fotokopisini alabiliyoruz. Başvuru formundaki işlem yetkilisi söylemiştim. Eğer kurumun imza sirkülerinde tanımlanmış ve tek başına kurumu temsil etmeye yetkili bir kişi değilse bu kişi için bir vekaletname talep ediyoruz. İmza sirkülerini talep ediyoruz tabii ki imzaları kontrol edebilmek için. Kurumsal kullanıcı taahhütnamesinin imzalanması, eğer varsa bir teklif, eki olan bu taahhütnamenin ekin alınması ve ticaret sicil gazetesini alıyoruz. Sistemi kullanabilmek için teknolojik anlamda da çok büyük bir şey gerekmiyor. Bilgisayarınızda Java kurulu olması gerekiyor ki çok büyük ihtimalle hali hazırda kuruludur. Aynı zamanda elektronik imzanızla kullanacaksanız, yani bir gönderi yapacaksanız, elektronik imzanızın da driver'ının kurulu olması lazım ki bu da çok 2-3 megabayt civarında bir programcıktan bahsediyoruz. Dilerseniz hemen kısaca demo yapalım. Elektronik imzadan bahsetmiştim hatırlarsanız. Elektronik imza elimde tuttuğum küçücük bir cihaz, akıllı çubuk olarak tabir ediyoruz. Yine sisteme girebilmek için bizim internet sayfamızda gördüğünüz gibi bir KEP oturumu aç linki var. Ben buradan öncelikle kısaca bireysel KEP adresime girmek istiyorum. Sisteme girerken seçim yapabilirsiniz. Elektronik imzanızı kullanabilirsiniz. Mobil imzanızı kullanabilirsiniz veya SMS ile bir kerelik doğrulamaya dayanan bir kerelik bir şifre kullanabilirsiniz. Bu şu demek, sadece bir kere SMS kullanabilirsiniz demiyorum tabii ki. Her kullanımda yeni bir şifre gönderilir ve böylelikle en üst seviyede güvenlik sağlanmış olur. Bireyler için kullanıcı ismi Kürşat Bey söylemişti. İsim nokta soy isim. Eğer sizden önce aynı isimde birisi bu adresi aldıysa da takip eden sıra numarasıyla veriliyor. Türkiye'de 3 tane Barış Uzunan var. Ben KEP adresi alan ilk Barış Uzunan olduğum için kendi kullanıcı adımla girebiliyorum. Şimdi bir içeri girerken elektronik imzayı seçtiğim için imzalama işlemi yapmam gerekecek. Token'ı USB portuma taktım ve imzalama işlemimi yapıyorum. Bu sahip olduğum bir şeyle bildiğim bir şeyin bir araya gelmesine dayanıyor. Bu nitelikli kitleyi bulmuşken şunu da altını çizmek isterim. Elektronik imza gerçekten çok fazla işlemin yapılabileceği önemli bir araç. Elektronik imzanın şifresinin kimseyle paylaşılmaması, elektronik imzanın sadece ilgili birey tarafından kullanılması gerekiyor. Bu konuda özellikle hassas olunmasında fayda var. Sisteme girdikten sonra aslında her şey çok sık kullanılan Gmail gibi, Hotmail gibi bir web posta servisine benziyor. Dilerseniz çok basit hemen bir yeni ileti oluşturayım. Göreceksiniz. Sistemde uzantılar HS02KEPTR, HS01KEPTR gibi gidiyor. Bu şu anlama geliyor. KEP sisteminden sadece KEP sistemine gönderim yapılabilir. KEP sisteminden herhangi bir alıcının kurumsal mailine, hat mailine, Gmail'ine gönderim yapamazsınız. Seminer notlarını göndereyim. Seminer notları ekledir diyorum. Gördüğünüz gibi çok basit anlamda bir web posta servisi. Dosya seçebilirim. Hiçbir farkı yok. Tek fark şurada çıkacak ortaya. Göndere bastığımda altını çizmiştik. Bir KEP iletisi gönderebilmek için muhakkak elektronik ya da mobil imzanızın olması gerekir. Gönder butonuna bastığımda elektronik imzamla imzalama işlemi yapmamı istiyor sistem benden. Bilgisayarınıza birden fazla token takılı olabilir. Doğru sertifikayı seçip doğru elektronik imzanın şifresini girmelisiniz. Gördüğünüz gibi KEP iletimi gönderdim. Sistemde deliller ürüyor demiştik. Bakın ilk delil sistem tarafından benim gönderdiğim
elektronik postanın sisteme kabul edildiğine dair üredi. Dilerseniz çıkalım, bir de kurumsal hesap göstermek isterim size. Kurumsal hesapların bireysel hesaplardan temelde farkı şu. Bir hesabın altına birden fazla kullanıcı girip aynı arayüzü görebiliyorlar. Örnek veriyorum. Bizim kurumumuzun kurumsal hesabında benim bir alt işlem yetkim var. Kullanıcı adım da TNB Capture Barış. Farkındaysanız farklı bir elektronik imza takmıyorum. Mevcut elektronik imzayla yine kendim adına imzalama yapıyorum. Ve ikinci bir kepe adresine aynı elektronik imzayla giriyorum. Bakın şu anda TNB Cap HS02 Cap TR adresinde Barış Uzunan olarak bulunuyorum. Bu adreste başka kullanıcılar da şu anda bağlı olabilirler ve aynı arayüzü görebilirler. Hemen web postaya gidelim. Bakın benim biraz önce kişisel adresimden gönderdiğim ileti buraya ulaşmış. Bunun delili de ulaşmış. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir web posta arayüzü. Kurumların CAP rehberinde bulunması zorunlu çünkü elektronik tebligat alacaklar. Bir rehber uygulamamız var dolayısıyla. Ondan da kısaca bahsetmek isterim. Tüzel kişiler bu rehberde bulunmak zorunda değiller. İsterlerse, arzu ederlerse bulunabiliyorlar. Fakat çok özür dilerim. Gerçek kişiler bu rehberde bulunmak zorunda değiller. Dilerlerse, arzu ederlerse bulunabiliyorlar. Fakat tüzel kişilerin bu rehberde en azından bir adreslerinin bulunması zorunlu. Kurumla ilgili sorgulama yapmak suretiyle buradan çalıştığınız kurumların adreslerini bulmanız da mümkün. Kısaca ileti durumlarına girecek olursak ondan da bahsetmek isterim. Biz kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı olarak sizin ürettiğiniz, ilettiğiniz iletilerin delillerini 20 yıl boyunca, özel durum olduğu için tebligatların delillerini 30 sene boyunca saklamakla yükümlüyüz. Sanıyorum internet bağlantımızda bir problem var şu anda. Fazla uzatmadan isterseniz hemen bağlayayım. Şunu göstermek istiyordum. Sistemde iletilen bütün mesajların delilleri tutuluyor. Fakat biz içerik göremiyoruz. Bunun altını çizmek isterim. Dolayısıyla bir ileti gönderdiyseniz eğer, o iletinin ne zaman kime gönderildiği ve o iletinin taranarak oluşturulan parmak izi dediğimiz hash kodunu biz delil dosyası olarak tutuyoruz. Ama iletinin içeriğinden, içine eklediğiniz dosyadan, body'sine yazdığınız bilgiden hiçbir şekilde haberimiz olmuyor bizim. Teşekkür ediyorum. İnternet bağlantısı gelmedi. Burada bitirmek istiyorum sunumu. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Birinci bölümü kapatmadan önce sizlere bir iki duyurum var. İstanbul Mali Müşavir Odamızın web sitesine ve TÜRMOB'un web sitesine girdiğinizde Ekim ayında kabul ettiğimiz yönetmelik değişiklikleri ve mecburi meslek kararları var. Bunlardan bir tanesi disiplin yönetmeliği de değişiklik yaptık. Stajyerler ve bürolarda çalışanlarla ilgili önemli kararlar aldık. Onları oradan lütfen okuyun. İkincisi tabelayla ilgili, tek örnek tabelaya geçişle ilgili kararlar aldık. İSMO'nun web sitesinde mecbur yönetmeliğe bakabilirsiniz. Biz de artık haksız rekabetle ilgili hem Ankara'da haksız rekabet kurulu çalışmaları hem illerdeki haksız rekabet çalışmaları, biliyorsunuz Ankara'daki kurulun başkanı da Sayın Yahya Arıkan. Haksız rekabetle mücadelede kararlıyız. Sizler buna sahip çıktığınızda elektronik ortamda haksız rekabetle mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Buna da sahip çıkmanızı bekliyorum. Yine iş yeri hizmet, kalite ve güvence ile ilgili ilke kararları ile ilgili mecburi meslek kararı aldık. Kaliteli meslektaş, kaliteli hizmet ve kaliteli yaşam için desteğinize ihtiyacımız var. Bunu da sizlerden bekliyoruz. Sorularınızı yazılı olarak alacağız. Görevli arkadaşlarımız aralarda dolaşacaklar. 15 dakika çay ve ihtiyaç molası.